Hayırlı akşamlar. Şöyle koyayım da. Saygıdeğer Kanal 2 izleyicileri. Yine bir çarşamba akşamı İrşat Saati programımızda sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi değerli hocamız, muhterem hocamız, Sayın Ali Galip Doğan hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Seyircilerimize hayırlı yayınlar diliyorum inşallah. Allah razı olsun hocam. Sağ olasınız. Programımızı Kur'an-ı Kerim'le açıyoruz inşallah. İnşallah hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Evet muhterem hocam tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Şanlı ordumuz, kahraman ordumuz şu an Suriye Afrin'de hocam. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmetler diliyoruz. Ordumuzu Rabbim muzaffer eylesin inşallah diye dua ve niyazda bulunuyoruz. Rabbim vatanımızı, milletimizi her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin inşallah Teala. Evet hocam tekrar hoş geldiniz. Buyurun hocam, söz sizde, buyurun. Elhamdülillahi ve kefe ve salatu ve selamu ala rasulnel müşteba. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah'ın rahmeti, bereketi, atıfatı, ihsanı, güzelliği, bolluğu üzerinize olsun sayın seyirciler. Mustafa Hocam'ın dediği gibi Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Bütün ümmet dua halinde. Bizim dışımızda Afrika'da olanlar da dua halindeler. İslam'ın ordusudur Türkiye. Gezdiğimiz yerlerde şunu söylerlerdik bizim kardeşlerim yurt dışında. Bir Pakistanlı dedi ki kendi tabiriyle yiğit düştü yerden kalkar derler sizin atasözünüzde dedi. Ormanda aslan narkoz edilmişti. Bir korkuları yoktu. Yavaş yavaş narkozdan kurtuluyor aslan. Aslanın kükremesi korku diyor. Siz o aslansınız. Dünya sizden korkuyor diyordu. Pakistan'dan bir şey olmaz, Mısır'dan olmaz, Suriye'den, Irak'tan olmaz, ancak sizden olur. Hilafet makamı sizden gitti, sizden gelecektir diye bize ümit bağlıyorlar. Dağları görüyorsunuz, Busra Dağı'nı öyle tahkim etmişler ki bizim dost dediğimiz gavurlar yapmış. Alman inşaatı, Alman mühendisi, İngiltere'de, Fransa, Amerika bile hassa içine girmiş. Öyle tahkim etmişler ki burayı bu Türkler alamaz. Ve oradan da Suriye'den Türkiye'yi tehdit etmek için yapmışlar. Ama Allah'ın izniyle bu Müslüman ordu, inançlı ordu, gözümüz yaşlanıyor, düğüne gidiyoruz. Düğünden döneceğiz diyorlar. Ne istiyorsun? Dua istiyoruz diyorlar. Dua, dua. Ben şehit olursam ki şehit olacağım diyor. Bana devletin verdiği o parayla Türk yurtlarında bir okul açın diye vasiyet ediyor ve şehit oluyor. Allah'ın izniyle o dağlar delik deşik edildi değerli kardeşlerim. Kısa zamanda başarılı olacak inşallah. Nasrun minallahi ve fethun garip ve beşir müminin habibi müjdele. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Bir kanalda seyrettim. Bu geberenlerin çoğu İngiltere, Fransa, İtalya, Alman asıllı gavur. Bunlar asimile edilmiş insanlar, uyuşturmuş insanlar. Çanakkale Savaşı yapıyoruz. Şu şiirle bu konuyu kapatıp Hayber'e geçeceğim. Orhan Şahik Gökyay ne güzel söylemiş. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp küpe köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheye koşanlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı bir yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Evet, ne güzel söylemiş şairimiz. Bu vatan ancak can verme sırrına erenlerindir diyor. Şair ne güzel söylemiş. Akif Bey de kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Ya Rab canı cananı alsın da hüda. Etmesin tek beni vatanımdan dünyada cüda. Vurulup tertemiz alnından uzanmış bir neferin yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor diyor.
Evet, kahraman Mehmetçiğimiz, güvenlik güçlerimiz, polislerimiz, mavi berelilerimiz, bordo berelilerimiz. Allah muzaffer eylesin, başarılı kılsın. İnşallah tez zamanda zayiatsız döneriz diye dua ve niyazda bulunuyoruz. Hayber. Yahudilerin bugünkü gibi Filistin'de toplandığı yer. Değerli kardeşlerim, Medine'nin kuzeybatısında 169 kilometre uzaklıkta bir yer. Bir gece orayı ziyaret etmiştik, girmiştik Hayber Kalesi'ne. En muhkem kaleler, 7 tane kale var, ayrı ayrı muhkem kaleler. Nadir oğulları, fitnenin başı, Abdullah İbni Sebe'nin adamları oraya yerleşiyorlar. Müslümanlara en büyük kaile oradan geliyor. Mekkeli müşriklerle anlaşıp Medine'yi basacaklardı. Ama Hudeybiye anlaşması yapıldıktan sonra bunu başaramadılar. Hendek gazvesindeyiz değerli kardeşlerim. Hendek gazvesinde Kureyzalılarla anlaşma yapıldı. Fakat bunlar gizli yardım vaat ettiler. İstihbarat alındı. Hatta Efendimizin hanımlarının kaldığı yere bir gavur geldi, bir Yahudi geldi. Hanımlarından biri annelerini bir başından vurup onu öldürdü. Bu kadar cüret ettiler. Nuaym diye bir zat yeni Müslümanlığı kabul etmişti. Nuaym. Çok şen şakrak bir adam. Huzey, Kureyzalıların da güvendiği birisi, müşriklerin de güvendiği bir adam. Ya Resulallah, ben hile yapabilir miyim? Aleyhinizle konuşayım mı? Konuş diyor. Müşrik ordusu geliyor. Büyük bir kuvvetle geliyor. Nuaym gidiyor Kureyzalılara. Bak, bunlar size teklif edecekler. Yardım isteyecekler. Eğer siz onlara yardım ederseniz, onlar bırakıp giderler sizi ve sizi Muhammed burada öldürür. Ne yapalım? 70 tane ileri gelen adamlarından tutsak isteyin, yani rehin isteyin. Tamam diyorlar. Nuaym Ebu Süfyan'a gidiyor. Ordunun başkomutanına. Diyor ki bak Ebu Süfyan, istihbarat aldığıma göre Kureyzalılara güvenme Yahudilere diyor. Sizden 70 adam alacaklar rehin olarak. Sonra onları Müslümanlara teslim edecekler, haberiniz olsun diyor. Onlar da doğru diyorlar. Ve Ebu Süfyan adamlarını gönderiyor Kureyzalılara. Kureyzalılar temkinli Nuaym'den dolayı. Ve teklif ediyorlar 70 tane adam verirseniz öyle yardım ederiz. Onlar bu oyundan vazgeçiyoruz diyorlar. Kureyzalılar Nuaym haklıymış diyorlar Nuaym. Onlar da Nuaym haklıymış diyorlar. Böylece fiili olarak yardımı önlemiş oldu Nuaym. Değerli kardeşlerim, Hendek gazetesine başka bir gün gireriz. 20 gün sürdü. Sonra Allah'ın yardımı geldi. Kafirler defolup gittiler. Döndü Peygamberimiz Hendek gazetesinden evine. Öğlen vaktiydi. Namaz kılındı, odasına geçti. Ki kayule diye orada bir uyku var. Öğleden sonra uyumak sünnettir değerli kardeşlerim. Efendimiz girdiği zaman odasına, banyo yaptı girdiği zaman kapı çalındı. At üzerinde bir adam, at şahlıyor. Diyor ki Peygamberimiz nerede sallallahu aleyhi ve sellem? Evde. Çağır, çağır, çağır diye 3 defa söylüyor. Fatma, ya baba, bir adam geldi, atı şahlıyor, bak diyor, seni istiyor boyuna. Gidiyor, baksa ki Cebrail aleyhisselam, fatal ya Cibril, silahı bıraktınız mı? Bıraktık ama biz bırakmadık ya Resulallah. Kureyza'ya, Kureyza'ya, Kureyza'ya. Hücum edin diyor. Bir kadın, Kureyzalarını odasından önünden geçerken
kapıların önünden geçerken saldırmışlar. Baş örtüsünü yırtmışlar. Sarkıntılık etmişler. Allah Celle Celaluhu dayanamıyor bu olaya. Dayanamıyor bu olaya. Derhal oraya savaş ilan edin diyor. Cenab-ı Hak emir gönderiyor. Gazaba geliyor Cenab-ı Hak. Çünkü başörtüsü Allah'ın emridir. Bir zaman meclisten kovulan bir kadın vardı. Hani hatırlasız. Sonu nasıl oldu onların? Değerli kardeşlerim, Bilal ezan okuyor. Sela veriliyor yani ezan. Hayal al cihat diye bağırılıyor. Herkes korkuyor. Eyvah Medine basıldı diye. Ordu toplanıyor. Ali'nin komutanlığında ilkinliği kılmıyorsunuz burada. Kureyza'ya hareket ediyorsunuz. Kureyza'ya, Kureyza'ya diyor. Kureyza'ya varıp sarılıyor kalenin etrafı. Aç bırakılıyor. Değerli kardeşlerim. Nihayet birisi Mürare veya onun gibi birisi gözcü olarak oraya gidiyor, sözcü olarak gidiyor. Fakat döndükten sonra kendini o meşhur direğe bağlıyor. Soruyorlar buna, ne yapar bize Muhammed böyle yaptığı için, sırrını söylediği için oraya kendini sarıyor. Ebu Lübabe direği var orada Medine'de, Ebu Lübabe. Bir hafta boyunca direkte sarılı kalıyor. Vallahi o beni çözmeden çözmem kendimi diyor. Yaptığı o hatadan dolayı. Sonra teklif ediyorlar. Maaz bin Maaz, Saad bin Maaz olarak geçiyor. Asım Köksal tarihinde Muaz bin Muaz olarak yazmış. Saad bin Muaz olarak şöhret bulmuş. Hendek'te yaralanmış evinde. Derler ki Yahudiler, Muaz bin Muaz veya Saad bin Muaz'ı biz hakem istiyoruz. Katırla getirtiyor peygamberimiz oraya. Allah Resulü teklif ediyor, sen bizim hakemimiz olacaksın. Allah Resulü varken olamam. Yok diyor, bu Allah'ın emridir. Muaz bin Muaz gidiyor Yahudilere. Sizi çok iyi biliyor Tevrat'ı. Tevrat'a göre mi yargılayayım, İncil'e göre mi, Kur'an'a göre mi? Tevrat'a göre. Maddelerini okuyor. Haksız yere anlaşmayı bozduğundan dolayı eli silah tutanlar silahlarını bırakacaklar. Kadın ve gençler esir ediliyor. Tam 850 kişi silahı bırakmıyor. İsyan ediyorlar ve karşı geliyorlar. Bunun üzerine Muaz bin Muaz bunlara idam hükmü çıkarıyor. İdam kararı veriyor. Cibril aleyhisselam bu kararı tasdik ediyor. O 850 tane azgın Yahudi Medine'de infaz edildi değerli kardeşlerim. Onun için İsrail diyor ki, Büyük İsrail planı, yani Büyük İsrail'in kurulmasında Medine bizimdir. O Muhammed'i oradan çıkaracağız, kaldıracağız diyorlar. Büyük İsrail projesi değerli kardeşlerim. Ve o fitne odak merkezi oradan defoluyor. Bunların birçoğu da Hayber'e kaçıyorlar. Hayber'e gidiyorlar. Yıl 628 değerli kardeşlerim. Hudeybiye müsalahasından sonra ki ümitleri kesildi bunların. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orduyu hazırlayın diye emir veriyorlar. Ashab toplanıyor. Diyor ki, yarın bir yere gideceğiz. Sancağı ben birine teslim edeceğim. O teslim alan insan, Allah onu sever. Peygamber onu da Allah'ın peygamberi sever. Ve güneşin doğduğu üzerine en hayırlı gün olacak bu sancağı alan diyor. Herkes gece merak ediyorlar. Ömer, Ali, Osman hepsi. Acaba kime verecek diye. Ertesi gün ordu toplanmış. Kimisi ayaklarının ucuna basıyorlar beni görsün diye. Bakıyor, süzüyor, süzüyor. Eyni Ali. Ali nerede? Göremiyorum. Gözlerinden rahatsız olduğu için gelemiyor.
çağırın gelsin diyor. Geliyor, okuyor, tükürükle böyle sıvazladıktan sonra gözleri geçiyor, ağrısı çakmak gibi oluyor. Ya Ali, şu sancağı al. Dünya içindekilerden daha hayırlıdır Ali. Ya Ali, eğer senin vesilenle, vasıtanla Allah birine hidayet verirse dünya içindekilerden daha hayırlıdır. Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gündür. Sana kızıl develerden, bahşişlerden bu daha hayırlıdır diyor. Sancağı Ali, Hazreti Ali nedir bu? Düşürmeden ölünceye kadar savaşmandır diyor. Değerli kardeşlerim, 169 kilometre geliyorlar. Çok muhkem kaleler var. Gece iniyorlar, sarıyorlar etraflarını. Bütün irtibat kesilmiş, istihbarat erleri hep tutmuşlar. Bir bakıyorlar ki Yahudiler sarılmış vaziyetteler. Ve savaşmak için karar alıyorlar. Kaleden çıkmaya niyet ediyorlar. Ve değerli kardeşlerim, işlerinden bir adam var. Çok güçlü, kuvvetli bir adam. 3-5 kişi bunu yenemez. Zırhlı bir adam. Onu ileri sürerler. O adam ileri gelir, atılır. Hazreti Ali onun karşısına çıkar. İlk darbede hasbını yere indirir Hazreti Ali kerramallahu veçhe. Sancak elindedir. Kale kuşatması devam eder. İrtibat kopmuştur. Değerli kardeşlerim, yani erzak girişi çıkışı yasaklamıştır artık, tamamen böyle almışlar, abluka içine almışlar. Reklamlar mı? Hocam arkadaşlar işaret ediyor ama. Burada bırakalım o zaman. Burada bırakalım hocam bu konu, tamam. İnşallah daha sonra devam edelim. Efendim kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra inşallah canlı yayına telefon almaya başlayacağız. Efendim bizlerden ayrılmayınız. Tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarap güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecidat inerek öpülse opak alnı der. Ne büyüksün ki kanını kurtarıyor tevhidin. Bedir'in arsalanları ancak bu kadar şanlı idi. Sona dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni
tarih edesem soğumazsın. Her cümercettin edivara da etmez o kitap. Seni ancak ebediyetlerde istiyap. Bu taşındır diyerek Kâbe'yi diksem başına, ruhunun vahyini alsam da getirsem taşına. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açma, duruyor peygamber. Medet ya İlahel alemin, aman ya Resulallah. Evet efendim, tekrar birlikteyiz. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hocam Mehmet Akif Ersoy'un vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor şiirini kısa bir şekilde okumaya çalıştık. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun diyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin diyoruz. Rabbim bu cennet vatanımızı her türlü tehlikeden muhafaza buyursun inşallah Teala. Efendim canlı yayın telefon numaramız 444-8043 nolu telefon arayabilir. Sorularınızı sorabilirsiniz. Hocam sorularımıza geçelim müsaadenizle. Kısa evet hocam, şey kaldı o konuyu ya. Toparlayalım buyurun. Bir de duyurumuz var sayın seyirciler. Afrin ve civarında 16 köy teslim alındı. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin sıkıntıları varmış. Battaniye, çocuk bezi, giysi, ayakkabı, un, gıda maddelerine ihtiyaç varmış. İrşad Vakfı ve Verenel Derneği olarak oraya kendi hazırladığımız bir arabayla inşallah götüreceğiz. Hatay valine teslim edeceğiz sağlam ellerden. Yardım etmek isteyenlere 0505-772-1593 505-772-1593 veya televizyon kanallarıyla bize ulaşabilirler. Bir de Doktor Cemil Er var, araştırma hastanesinde arkadaşımız. Yakın akrabaları feci bir trafik kazasında vefat ettiler. Buradan başsağlığı diliyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Sonunda hatim duamız da var. Mehmet Koçak kardeşimiz var. İsmail'de bir arkadaşımız. Galip Koçak'ın oğlu rahmetlik, benim adaş. Tahir Koçak yoğun bakımdaydı, vefat etmiş öğrendik. Buradan da onlara başsağlığı diliyoruz. Cenab-ı Hak cennet mekan eylesin inşallah. Hazreti Ali kerramallahu veçha içeriye doğru girdi, kalkanı kırıldı. Kale kapısını kalkan gibi kullandı Hazreti Ali, koca kale kapısını. Allah öyle bir ona güç ve kuvvet verdi. Ve değerli kardeşlerim, burada kaleler teker teker teslim alındı. Öyle ki evvela Naim Kalesi alındı. Sahap Kalesi alındı. Kamus Kalesi alındı. Selalin Kalesi alındı derken 7 kale düştü, teslim aldılar. Ganimet taksimi yapılıyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Beşte bir Beytülmal'e bıraktı, diğerlerini dağıttı. İçlerinden dediler ki, Resulullah, çok güzel bir adam savaşıyor, bu cennetliktir. Allah Resulü, o cennetlik değildir dedi. Ağır yaralanmış, geldiler, ne mübarek adamsın, cennetliksin sen, ne cennetliği dedi ya. Ben şanım, şöhretim için, hırmalıklar için savaştım dedi. Yarası ağır geldiği için kılıncına dayandı, intihar etti. Efendimiz'e haber verdiler, o cehennemliktir dedi. Savaşmasına rağmen, innemel amalü bin niyet, ameller niyete bağlı olduğundan dolayı cehennemlik oldu. Ve oradan bunları sürgün ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fitneyi oradan kaldırdılar. Ama kadınlar orada esire oldular. Onlar cariye oldular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Safiye adlı bir reisin hanımı kızıyla orada evlenmiş oldular. Cariye olarak oldu, onu serbest bıraktılar, hür bıraktılar, o da Müslüman oldu. Dedi ki, ya Safiye, bu morluk ne burandaki? Ya Resulallah, siz gelmezden önce bir rüya gördüm. Ay benim göğsümden girdi. Yanında kocam vardı, anlattığım zaman ki gebermiş. O yüzüme bir tokat vurdu. Sen Medine'deki kralla mı evlenmek istiyorsun dedi. O morluk oradan geldi diyor değerli kardeşlerim. Böylece fitne merkezi olan Siyonizmin kökü kazınmış oldu. İnşallah bir gün gelecektir. Hadisi bir daha hatırlatayım. İki Can Sultanı buyuruyor. Müslümanlarla Yahudiler savaşmadan kıyamet kopmayacaktır. Öyle bir gün gelecek ki arkasına saklandığı taşlar, ağaçlar, arkamda Yahudi var, gelin öldürün diye haber verecektir. Bunlar payidar gibi görünse mutlaka bir gün ayeti kerimeyle sabit, İsra suresine mülkün mutlaka bunlar dağılacaktır. Bunlar yerin dibine girecektir. Bunlar çok şımardı, gururlandı, kibirlendi. Arkasını Amerika'ya dayadı. Dünyayı 13 kişi idare ediyor. 13 kişi. Bunlardan da 3 tanesi idare ediyor. Rothschild, Rockefeller gibi. Sermayeyi elde ettikten sonra dünyayı buna idare etmeye çalışıyorlar. Ama mutlaka bir gün bunlar mahvolacaktır değerli kardeşlerim. Evet hocam. Evet hocam, sorulara geçiyoruz. Devam ediyoruz. Canlı yayın telefon numaramız 444-80-43 numaralı telefonu arayabilirsiniz diyoruz. Hocam seyircimiz diyor ki, hocam oruç borçlarım var, tutamıyorum. Boğazımı gıcık tutuyor, öksürüyorum, öksürüğüm çoğalıyor. Bu yüzden borçlarım var, ne yapmalıyım? Yazın da tutamıyorum, kansızlık hastalığım var. 4 yıldır böyle devam ediyor. Hocamdan bir cevap bekliyorum demişler. Bizim tavsiyemiz evvela uzman bir kulak buruncuya gitsinler. Reflü olabilir, reflüden dolayı gıcık olabilir. İnanmış bir reflücüye, bir doktora gitsinler. Eğer doktor kendisi böyle inanmış bir insansa, kuvvetliyse, tutma diyorsa tutmasınlar. Kansızlığa gelince kansızlığın çaresi var. Ben ameliyattan sonra kansız kaldım. Bana böyle şişeyle kan verdiler. Yani şey verdiler, şurup gibi bir şey verdiler, içtim. Kan ilacı. Kan ilacı verdiler. Bayağı birkaç ay devam ettim, kendime öyle gelebildim. Bu kimse, bu arkadaşımız, bu bacımız denesin kendini. Bir gün yesin, bir gün tutsun. Buna rağmen tutamayacaksa onun yerine fitre verecektir. Ama evvela tutması ve entesumu hayrulekum diyor Cenab-ı Hak. Tutması daha hayırlıdır diye tutmaya gayret etsin diyorum ben. Hocam devam ediyoruz. İkinci sorumuz. Hocam bir bayan seyircimiz sormuş. Evliyken dayak olmasına rağmen 5 yıl bekledim. Her şeyi denedim. 2 kere kavgalıyken evden ayrıldım. Sonunda arayıp gideceğimi söyledim. Evden ayrılalı, eşimden ayrılalı 4 yıl oldu. Boşandım. Bana boş ol demedi. Yeniden başkasıyla evlenebilir miyim diye sormuş. Sayın seyirciler, Mevlana diyor ki, ben bir pergel gibiyim. Bir ayağım şeriattadır, bir ayağımla dünyayı tararım diyor.
bizim pergelin ucu ehli sünnet çizgisindedir. Bu din hatır dini değil, Allah'ın dinidir. Doğru bildiklerimizi seyirciye aktarıyoruz. Çünkü öleceğim ben. Ne zaman öleceğim de belli değil. Yanlış fetva verirsem ben bunun ızdırabını nasıl çekeceğim orada, kusura bakmayın. Sayın seyirciler, bir arkadaşımız boşandılar. Ama oğlan boşamadı, ancak mahkeme kanalıyla boşandı. Haber gönderdim, evlendirmeyin. Çünkü caiz değildir dedim. Bunlar evlendirdiler. Burada Salih Hoca Efendi var, çok değerli bir ilim adamı. O ve bir de Selahattin Hoca var, medrese hocası. O araştırmacı arkadaşlarla istişare etti. İslam devleti olduğu zaman kadı iki tane hakem bulur, erkeğin kadının hakimlerini. Onlar görüşüyorlar geniş çapta ailelerle. Bunlar, o hakemler, bunların bir arada olmayacağına kanaat getirirlerse oğlandan yetki alıyorlar. Boşama yetkisini kadıya veriyorlar. Kadı boşadığı zaman o zaman boşanmış oluyor. Ama şimdi avukatlar kararıyla boşanıyor. Ki hakim o seyirci şeylere, şahitlere dayanıyor. Üç talaktan bir talak gider değerli kardeşlerim. İki talakla dönüşü olur kadının aynı kocaya. Fetva vermişler. Demişler ki sen boşsun. Ama kocana dönebilirsin. Bayın talakla burası inşallah aşkına. Hem boşsun hem dönebilirsin diyorlar. İkilem içerisinde değerli kardeşlerim. Bu erkek kanunen boşamışsa üç talaktan bir talak, üç ipten biri kopar, iki talak onun karısıdır. Ta ki o adam ölene kadar, o boşamadığı müddetçe kadın başkasıyla evlenemez. Evlenirse zina etmiş olur. Çocuklar gayrimeşru olur. Sonra gün geldi, o arkadaşımızın boşayan kocasıyla yüz yüze geldik. O karlı havada geçen seneki. Ben de evlendim dedi. O da evlenmiş. Oğlum sen onu boşadın mı? Boşamadım dedi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deyyus la yedhulennel cennet. Deyyuslar cennete giremez diyor. O senin karın evlenmiş. Sen cehennemliksin. Boşa bunu dedim. Babası da vardı. Üç defa şart etti boşadı. Kadın ondan sonra boşanmış oldu. Ne yapıp yapıp baskıyla da olsa o erkekten o nikahı alacaklar. O erkek eğer Müslüman inançlı bir adamsa o kadının hakkını kesbetmemesi lazım. Veya o kadın evlenirse o koca deyyus makamında olduğundan dolayı cennet yüzü göremez. Ani ölüm olursa cennete giremez. Bu açıdan değerli kardeşlerim mutlaka erkeğin üç talakla boşaması şarttır. Hocam teşekkür ediyoruz. Hattımızda izleyicimiz var. Alo. Buyurun. Selamünaleyküm. Efendim hayırlı akşamlar. Selam. Hoş geldiniz. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Ben Bursa'dan Ahmet Ümmetçi. Ahmet Ümmetçi. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Buyurun efendim. Ben Afyonluyum. Evet Ahmet Bey. Şimdi Afyon'da bizim köyde bir cami yapılacak, bir de minare. Evet. Epey oldu yalnız buna. Şimdi bizim idare heyeti tuttular, tombala çektirdiler, tombala. Yani eyvah. Camiye yardım. Eyvah. Eyvah. Ya bir kişi çıkıp da karşı çıkan olmadı. Fakat gözünü seveyim, kurban olayım Allah'ıma. Minareyi önce göçürdü. Arkasından da 10 yıl falan önce de elhamdülillah camide gitti ve kurtulduk hocam. Evet. Allah Allah. Şimdi şuraya geleceğim. Savaştayız şu anda. Savaş anındayız. Geçen de Maliye Bakanı televizyonda bir şey söyledi. Dedi ki şans oyunlarını çoğaltacağız. Bunun yardımıyla Mehmetçi'ye yardım edeceğiz. Değer demez. İçerim böyle sızım sızım sızladı. Acaba bu haram parayla
bu bizim kardeşimizi evlatlarımıza haram mı yedireceğiz? O haram yiyen, haram yiyen kardeşlerim savaşı kazanabilecek mi acaba? Allah muhafaza. Hiçbir tane Allah'ın kulu, Diyanet buna karşı da çıkmadı ama sadece benim kalbim, benim vicdanım ızdırap çekti. Ne dersiniz hocam buna? Efendim hocamız cevaplayacak. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet hocam buyurun. Kanuni yıl 1566 Zikat Var'a gidiyor savaşa. At üzerinde 80'e yakın yaşı var. Macar Ovası'ndan geçerken üzüm zamanı üzümler koparılmış. Ama asmanın altına da paralar bağlanmış, Osmanlı parası, dolardan daha kıymetli. O bağ sahibi geliyor, eyvah bağım mahvolmuş. Ama orada Osmanlı lirasını çok sevinmiş. Orduya yetişmiş, teşekkür için geliyor ve durum ta Kanuni'ye kadar aktarılıyor. Kanuni emrediyor, o üzüm yiyenleri bana getirin buluyorlar. Para koymalarına rağmen bunları geri hizmete alıyor. Bunlar zafer kazanamazlar çünkü haram parayla diyor. Bir, iki, yıl 1516. Bu kardeş sorduğu için cevap veriyorum. Yavuz Sultan Selim Han Sina Çölü'nü geçiyor. 12 günde geçiyor Allah'ın yardımıyla. Yahudiler kızları asker yapıyorlar, güzel kızları esir ettiriyorlar esire. Yani askerler tecavüz etsin de bozulsunlar, başarılı olamasınlar diye. Derhal çadır kurulmuş, kimse yan bakmıyor, askerin yemeğini de yediriyorlar. Sonra serbest bırakıyorlar. Hahan başı soruyor, bunlar ne yaptı size Türkler, hiçbir şey yapmadılar. Çok nazik davrandılar, yan bakmadılar. Eyvah, bu ordu durdurulamaz. Askerin geçtiği yere altın paralar serpmişler. Alsın da bozulsunlar diye. Bir tek altın almamış asker. Niçin? Savaşa gidiyor. Bozuluruz diye almamışlar değerli kardeşlerim. Evet, bu açıdan askerimiz savaşırken ona helal kazanç göndermemiz gerekiyor. Camiye gelince haydan gelen huya, sudan gelen sele gidermiş değerli kardeşlerim. Ya hiç piyango parasıyla cami yapılır mı ya? Niyeti, halis ameli faiz. Öyle şey mi olur Allah aşkına ya? Milli piyangonun geliriyle o camide kılınan namaz da kabul olmaz, şuur da olmaz, cemaatin de şuur olmaz. İyi ki yıkılmış diyoruz. Evet hocam devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. 444-80-43 doğru telefonu seyircilerimiz arayabilirler. Sayın hocam, öldükten sonra ruhların dünyada tasarrufu var mıdır? Ulusal bir kanalda ölünce her şey biter, böyle bir tasavvuf olmaz deniyor. Tasarruf. Tasarruf olmaz deniyor. Konuyu açıklar mısınız? Enteresan bir soru hocam, buyurun. Allah'ın velileri kındaki kılıç gibiymiş hocam. Kındaki kılıç gibi. Öldükten sonra kından çıkan kılıç gibi keskin olurmuş. Allah'ın velilerinin tasarrufu vardır. Ayette de وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُ ف۪ي سَبِلِ اللّٰهِ اَنْوَاتٍ Allah yolunda ölenlere öller demeyiniz. بَلَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Bilakis onlar dirlerdir diyor. Bedir savaşındayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geberenlerin başına gelmiş. Ey Amir İbni Hişam, ey Utbe bin Rabia, ey filan oğlu filan, siz cehenneme gittiniz. Rabbimizin takdiriyle biz cennetteyiz. Bizim beklediğim doğru çıktı diyor. Ya Resulallah, bunlar duyar mı? Evet. Onlar bizi sizden daha iyi duyarlar diyor. Ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara böyle hitap ediyor. Duymaları için söylüyor. Demek duymazlarsa olmaz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim bana selam verirse ruhum iade edilir, ben selamı alırım diyor. Bak hadiste bu. Yıl 1989. Canlı 30 kişinin yaşadığı bir olay. Rahmetlik Sarı Saman buradaki camideydi.
30 tane arkadaş hacca gideceğiz. Hocam bizi hacca götür dediler. Otobüsle. Bizi alamadık. Aylarca uğraştık. Her türlü yol denedik. Ladik'te Ahmet Ağa'ya uğradık. Bir Yasin-i Şerif okuduk. Ertesi gün Ahmet Hoca'ya burada evi vardı. Buraya yakın camide Sarı Saman rahmetliğin bir meczup geliyor. Tanıdığım bir arkadaş. Allah dostu biri. Ahmet Ağa rüyamda beni sıkıştırdı manamda. Size vize alacağım. Bu Ali Gayb Hoca'nın vizelerini alıver dedi diyor. Eve getirdi. Evde oturduk. Ertesi gün Ankara'ya gitti Ahmet Hoca. O günkü sefir Abdülaziz itiraz ediyor. Hac vizesi kapandı. Bunlar da ısrar ediyorlar kaç taraf. Bu Ahmet Ağa'nın emridir diyorlar. Ve cuma gün bize 30 tane kral vizesi geldi. Gümrüğe vardığım zaman beni oradaki teğmen kovdu. Yallah yaru. Şuf yahi sabır şüve yahi dedim. Eze pasaportun süresi bak bir. Bir baktı ki yarım saat kalmadı bizi hemen gönderdi. Ahmet Ağa'nın tasarrufuyla biz 30 kişi hacca gittik geldik biz aldılar. Hay maşallah ne güzel. Canlı tarih. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Hattımızda izleyicimiz var. Alo. 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 Efendim hayırlı akşamlar buyurun. Hayırlı akşamlar. Buyurun sorunuzu alayım. Ben hocaya bir soru soracaktım ama. Tabii ki buyurun. Benim çocuğum olacak 4 ay sonra ben o çocuğun ismini Buğra Efe koymak istiyorum. Buğra Efe. Evet. Acaba evet. Uygun mu hocamız bize? Onun için aradınız. Hocamız cevaplayacak efendim. Hayırlı akşamlar. Sağ olasınız. Hocam seyircimiz diyor ki Buğra Efe koyacağım çocuğumun ismini uygun mu diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir çocuğun ebeveyn üzerinde anne baba üzerinde 3 tane hakkı varmış. 3 hakkı. 1. Doğduğu zaman bu çocuğa İslam'ı kimlik, İslam'ı bir isim koymak gerekiyor. İslam'ı isim. Talkına gelen bir isim koymak gerekiyor. Ki Samet var. O Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Bunun önüne Abdüssemad konur değerli kardeşlerim. Abdullah Allah'ın kulu olarak olur. Bu açıdan evvela siz doğmazdan önce iyi bir isim seçin. Seçmezseniz yarın bu çocuk sizden şikayetçi olur bakınız. Buğra yani eski geleneklerden bir şey ama siz İslam'ı kimliğe uyan bir isim bulmaya çalışın. O çocuk yarın onunla büyüyecektir. Tavsiyem size çocuk doğduğu zaman süt veya sudan önce evvela ona bir zemzem içirin olmaz mı? Tavsiye. Veya hurma ezin ağzını sordu, ağzına verin sordurun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesi bu. İkinci hakkı çocuğun üzerimizde ona dinini, imanını, ahlakını, Kur'an'ını, medeniyetini, kültürünü öğretmek. Üçüncü hakkı çağı gelince ona kızsa erkek, erkekse kız bulmak da bizim hakkımız. Gerçi şimdi çocuklar internetten, kendileri Facebook'tan evleniyorlar. Tabii o evlenmenin de bir hayrı olmaz. Ananın babanın izni olmadan, araştırmadan, istişare istihare olmadan yapılan evlilikler 6 ay sonra yıkılıyor. Evet hocam. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Hocam bir sohbette tartıştık diyor seyircimiz. Ulusal bir TV kanalında kürtaj yaptırmanın dinde bir sakıncası yoktur. Kürtaj yaptırmanın dinde bir sakıncası yoktur. Kürtaj yaptıranlar günaha girmezler gibi haddi aşan fetvalar verildi demiş. Ne der hocam diye sormuşlar. Şimdi Amerika, İngiltere, Almanya, belli ülkeler, Avrupa ülkeleri. Hocam hattımızda izleyicimiz var herhalde alalım. Alalım. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben hocam şu anda dinliyorum da. Evet efendim. Buyurun. Şimdi hocama bir soru soracağım ben. Tabii ki. Buyurun. Ben 2 milyar param var. 2 bin lira ben yani. Ben bunu bankaya vadesiz hesaba para yatırıyorum. Bazen çekiyorum. Bazen yatırıyorum. Vadeli değil yalnız. Evet. Ben bu haram mı değil mi? Parayı bankaya koymak. Üzerine herhangi bir faiz falan gelmiyor değil mi paranın? Yani sorduğumuzda bankaya hiçbir şey yok. Faiz işlettirmiyoruz diyorlar. Faiz
yaptırmıyoruz diyorlar. Evet. Vadesi hesaba koyuyorum ben. Vadeli değil yalnız. Anladım efendim. Hocamıza soracağım. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olunuz. Hocam seyircimiz diyor ki 2 milyar dedi ama 2 bin lira yani yeni paraya göre. Bankaya yatırıyorum normal hesaba diyor. Faiz falan yok diyor. Bunun bir sakıncası var mı diye soruyor. Bir tabii yardımcı olduğu için o müessese öyle ayakta kalıyor. Oradan dolayı mesuliyeti var. Ehvenişer olan kurumlar da var. Onlara yatırmasını da tavsiye ederiz. Ehvenişer olanlar. Tamam mı kardeşlerim? İkincisi bankalardan kasa kiralan diyormuş. Veya bu finanslardan kasa kiralıyormuş. Yani yıllık da ufak bir hesap oluyormuş. Kasanın anahtarı sende. Yani paran oraya güvenlik için koyuyorsun, alıyorsun. Ama banka veya finans kurumu onu çalıştıramıyor, istifade edemiyor. Size ben bunu tavsiye ederim. Böyle bir yer bulun. Kasa kiralayın. Altınınızı, gümüşünüzü veya paranızı böyle yerde değerlendirin inşallah. Hocam teşekkür ediyoruz. Hocam şu kürtajın cevabını verelim. Arkadaşlar işaret ediyor. Duaya geçmemiz gerekiyor. Sonuna geldik programın. Buyurun hocam. Hanefi mezhebine göre hamile olan bir kadın çocuk teşekkülatından diye yani 120 günden önce herhangi bir sebeple olursa kürtaj olabilir diyor 120 günden önce. Evet hocam. Şafii mezhebine göre ise 40 gün veya 45 günlük olduktan sonra bir zaruret varsa kürtaj da alınabilir. Tabii çocuk o zaman ima ediliyor. İmam-ı Gazali'ye göre değerli kardeşlerim ciddi bir mazeret olmadan düşük yapmak, çocuk aldırmak haramdır, caiz değildir. Bir eyyizem min kutilet. Kaynak bu. Yarın sizi kim öldürdü diye soracaklar Cenab-ı Hak. Eyyizem min kutilet. Sizi kim katletti diyecekler. O gün Cenab-ı Hakk'a çocuk beni öldüren annemdir, babamdır diye şikayetçi olacak. Kürtaj, tekrar edeyim, zaruret hallerinde oluyor. Yani anne tehlikeye giriyorsa, anne hayatı tehlikeye giriyorsa öyle oluyor. Fakat bizde çok yaygınlaşmış, öyle duyuyoruz. Yani derhal kürtaja geçiyorlar. Bu da doğru değil. En son çare kürtajdır. Hanefi, Şafii, Maliki mezheplerine göre de belli oranlarda, belli günlerde yapılabilir. O da anne hayatı tehlikeye girerse öyle olur. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Programın sonuna geldik. Yoğun bir program oldu. Hocam son olarak neler dersiniz? Hatim duamız var. Buyurun. Sayın seyirciler, biz bu programları yapıyoruz. Doğruları söylemeye çalışıyoruz. Allah'ıma sığınıyorum. 20 yıldır televizyondayım. Yanlış bir konuyu bilerek yapmadım, işlemedim. Çizgi eli sünnette dışarıya çıkmadım. Halis amcamız vardı bizim. Ben bırakacağım dediğim zaman rahmetlik yedilerden bir zattı. Hocam seni dinliyoruz Hızır hocamla. Sen anlatmaya devam et. Ulusal kanallarda çok yanlış fetvalar veriliyor. Bu açıdan doğruların verilmesi şart dedi. İki ay bana konu verdiler. İki ay ben konuyu işledim. Televizyonda onların verdiği konuyu işlemiştiniz. Evet hocam. Rıza Aleyhisselam hatırlıyorsun. Evet, beraber işledik. Beraber hocam evet. Çok tenkit aldık. Hocam sen de hurafelere kaçtın dediler. Halbuki o zatların verdiği Allah'ın emirlerini söyletiyor. Bir de söylemiştin. Halis amcayı da şikayet etmişler mahkeme vermişler. Beraat etti çıktı oradan dolayı. Evet değerli kardeşlerim biz burada sorulan soruları doğru olarak cevaplamaya çalışıyoruz. Allah'ım cümlemizin ayaklarını kaydırmasın. İslam'dan kaydırmasın. Sırat-ı müstakimden ayırmasın. Tekrar duamız Allah'ım ordularımızı, ordu mensuplarımızı, güvenlik güçlerimizi, polisimizi, Özgür Suriye olsun kardeşlerimizi havada, karada, denizde muzaffer eyle. Amin. Varlık istikrarımızı ebedi eyle inşallah. Cennet vatanımızı bölmek isteyenlere dinimizi parçalamak isteyenler sen fırsat ver, verme Allah'ım. Sana havale ediyoruz. Mümkünse ıslah eyle Allah'ım. Değilse kahhar, sıfatla kahru periş et Allah'ım diye dua ve nezle bulunuyoruz. Eûzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitab la raybe fihi. Huden lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم واغف عنا يا كريم واغف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بهرقة القرآن العظيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وصحة في البدن وتوبة نصوها وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ودخولا في الجنة وعافية في الدين والدنيا والآخرة birlikte okuyalım sayın seyirciler koruma duası Bismillahillazi la yazurru ma'a اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ما شاء الله بارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ما شاء الله بارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ما شاء الله بارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروم اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا
ve ulûmen nafi'a ve tevbeten nasuha ve tevbeten gablel mevt ve rahaten indel mevt ve mağfireten ba'del mevt ve duhulen fil cenne ve afiyeten fid dini ve dünya vel ahire. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Ve kina azaben nar. Ve kina azaben nar. Ve edhilna el cennete me'al ebrar. Ya aziz ya gaffar. Ya zel celal vel ikram. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekûmul hesâb. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifûn. Ve selamun alel murselîn. Velhamdülillahi rabbil âlemîn. İlahi ya Rabbi, bir cümle zerrat-ü kainattan sadır olan hamdü senalar, şükranlar, tasdikler, tanzimler ancak sana mahsustur. Amin. Sayısız nimetlerinin içinde bulunuyoruz. Bu nimetlerden amin. En büyükleri olmak üzere kalplerimizde öyle bir nur ile seni biliyor ve senden başka asla ibadet edecek tanımıyoruz. Kalbimizi ilelebet bu iman nurundan ayırma ya Rabbi. Amin. Ey kainatın yegane sahibi olan Mevla Zülcelal. Defter amellerimiz günahlarımızla lekedar olmuş. Zat-ı alana bakacak yüzümüz kalmamış. Ancak senin Gaffar, Settar, Rahman ve Rahim olan ismi şeriflerine güvenerek ellerimizi semaya değil sarayla mekanına açtık, boş çevirme ya Rabbi. Amin. Hicran ateşiyle yakma ya Rabbi. Amin. Hicran ateşiyle yakma ya Rabbi. Amin. Hicran ateşiyle yakma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, okunmuş olan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı İlk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ile son peygamber bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin arasındaki bütün gelmiş geçmiş peygamberlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bütün ulemaların, şühedaların, şeyhların, salih insanların ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, okunmuş olan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı Hacı Salih Esen amcamızın ruhuna hediye eyledik, kabul eyle. Ve Hacı Salih Esen amcamızın kızı Elif Aktunç'un ruhuna hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, okunmuş olan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı Doktor Cemil Er'in yakınlarının ruhuna hediye eyledik. Mehmet Koçak'ın kız kardeşi Tahire Koçak'ın ruhuna, Mehmet Darbaz'ın kardeşinin ruhuna hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, okunmuş olan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı Afrin'de şehit olan askerlerimizin, güvenlik görevlilerimizin, sivil personel kardeşlerimizin ruhuna hediye eyledik, kabul eyle. Ordumuzu karada, havada, denizde daima manzuru muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu anda bizleri televizyonları başlarında izleyen tüm izleyenlerimizin, dünyadan ahirete göçen annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin ve tüm akraba-u talukatımızın da ruhlarına hediye edip kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hasta kullarına şifalar ver. Dertli kullarına devalar ver. Borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, son nefesimizde kelime-i tevhid La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek çene kapamak bizlere de nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ahir ve akıbetimizi hayr eyle. Ahir ve akıbetimizi hayr eyle. Ahir ve akıbetimizi hayr eyle ya Rabbi. Azamet-i kudara ve kabulu duara tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya Nebiyallah. Salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve ala cemii'il enbiya'i vel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Muhterem hocam, Rabbim sizden razı olsun. Bizden Yüce Mevlam size hayırlı uzun ömürler ihsan etsin inşallahü teala. Evet saygıdeğer izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Yayında yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına hayırlı akşamlar,
Allah'ın rahmeti, atıfatı, ihsanı, bereketi üzerinize olsun efendim. Thank you.